Sevgili Haber Aksis dinleyicileri, efendim Samsun Yıldızı programı başladı. Ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Bugün gelirken keltiği saralım. Var mıydı soğuk? Şu anda kar yağıyor efendim abi. İnşallah kar yağıyor. Bak, gündüz de yağdı abi. Biz haberleri verdik geç oradan. Konuklarımızı birazdan tanıyacağız beraber. İnşallah. Çok meşhur zaten, gördü mü? Aynen bu gece ne? Ayağına da bir şey olmuş biraz. Bütün keller burada ya. Ne karşıda? Maşallah. Efendim, herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah güzel bir program olacak, eğlenceli bir program olacak diye düşünüyoruz, umut ediyoruz. Sizler de bizlere destek verirseniz 0362 333 3354 telefon numaramız 0362 333 3354'ten bizlere ulaşıyorsunuz. Ya da Facebook'tan Samsun'un Yıldızı programına mesajlarınızı atıyorsunuz, elimizden geldiğince okuyoruz. Bu akşam maşallah kameramanlar... Lan nereye çıktı oraya? Hep karizma. Haber abi. Olsun. Hep karizma. Kamerayı... Aferin lan, Sinan'a bak. Sinan bize tepeden bakıyor artık abi. Fehmi abi özür diliyorum. Ben ilk içeriye girdiğim zaman arkadaşlar bizi görünce abi keşke biz de saçlarımızı gazetaydı dediler. Tövbe estağfurullah. Keşke biz de kendimizi kel yapsaydık. Bu akşam dediğimiz gibi sizler bizlere katılıyorsunuz. Konuklarımızı biz tanıyoruz. Biliyorsunuz zaten fenomen olacak neredeyse. Estağfurullah. Biz onu kel olarak tanıyoruz ama kendi gerçekten gel. Cengiz Toprak, tekrar hoş geldin. Sağ ol Fehmi abiciğim. Melemenciler Kralı'yı tanırız. Aynı zamanda yine yanında bir kel daha. Toprak'ım sen İsim de. İsim babamız aynı zamanda. İsim babası. Tabii. Mustafa Kaçak. Mustafa Kaçak. Kaçak ama. Kaçak. O yüzden sürpriz yapalım dedim. Kaçak'ı da yanımda getirdim abi. Bu akşam... Soy ismi Kaçak ama gerçek Kaçak. Telefon. Orijinal. Bismillahirrahmanirrahim. Başlamadan telefon var. Buyurun işte bak. Hatlar kilitlenir diye şey böyle yapıyoruz. Efendim iyi akşamlar. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Samsun'dan arıyorum. Televizyonun sesini kısarsak daha sağlıklı konuşacağız inşallah. Erdal Çelik. Arıyorum şu an. Nasıl tanıdın? Buyurun. Şu an kelinin yerini sahibiyle görüşmek istiyorum oradan beri. Evet. Firma ismi vermeyelim. Cengiz Bey'le görüşüyorsunuz. Evet. Çok duygulandım. Neyine duygulandın? Merhabalar Cengiz Bey. Nasılsınız? Sağ ol yavrum, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim Cengiz Bey, nasıl olalım? Gerçekten var ya, sizinle gurur duyuyorum. Estağfurullah yavrum, yani... öyle şey olur mu ya? Sen siz, benim oğlumsun. Siz mükemmel bir insansınız. Yani sizi orada görmek inanın var ya, şu an personelce izliyoruz sizi. Evet. Siz apayrı bir şeysiniz. Sizinle her zaman gurur duyuyoruz. İyi ki Allah de başımızdasınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Senin yerin apayrıdır bizde. Allah razı olsun yavrum, sağ ol. Sen, yani seni kimse anlatamaz. Sen, yani... Yaşamak lazım. Aynen öyle, sizi... Allah razı olsun. Seni yaşamak lazım. Canım babacığım benim. Sağ ol hayatım, Allah razı olsun yavrum. Seni seviyoruz. Daha başlangıç, bismillah. Evet, Allah razı olsun. Seni seviyoruz. Sen, yanında Mustafa Bey'e de çok selamlarımızı iletiyoruz buradan. Aleyküm selam, sağ ol. Kendine iyi bak babacığım. Sağ ol. Seni sağ ol hayatım. Hadi görüşürüz yavrum. Çok teşekkür ederim. Oğlum sağ ol. Öyle mi? Programlar diliyorum şimdiden. Öyle mi? Tabii evladım gibidir yani. İyi akşamlar Erdal. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Efendim televizyon programı başladı. Telefon programı da başladı maşallah. Şimdi kel buraya gel dedim. Dedi ki ben yalnız gelemem abi. Ben dedi yanıma bir kel daha bulmam lazım. Ama biz buraya geldik, bir kel daha var. Bizim evet. Ayan ayırdır ya. Sen ne yaptın bu gece? Nereden bildin? Gece Ayhan abi biliyordun? Haberimi almış benim abi. Kel haberini gelecek deyince hemen hazırlanmış o da. Demiş ben de saçlarımı yazayım o şekilde. Şimdi abi melemen işiyle uğraşır. Zaten herkes biliyor. Güzel de çok antika bir dükkanı var. Kendi gibi antika. Allah razı olsun. Çok mükemmel bir hizmeti var. En azından muhabbeti var. Tabii ki burada insanları çeken de cana yakınlığı, biraz samimiyeti. Biraz evet Fehmi abiciğim. Hani... biz de biliyorsun televizyon programına pek çıkmıyorum Fehmi abicim. Sen abimsin. O yüzden dedim Fehmi abim de her yere giderim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İsim babası niye kaçakta kel dedi onu anlamadım. Fehmi abicim şöyle bir durum oldu. Abi sen girme dur, telefon varmış. Öyle mi abi? Özür ya baksana adam bizim şey böyle oynuyor kaşık gibi. Alo. Biz de mi oynayalım? Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat Elçioğlu Samsun. Evet Samsun Başak Kapıkaya köyünden. Kapıkaya köyünden. Allah hoş geldiniz. Evet. Nasılsın abi, ne iyisiniz? İyi Allah'a şükür, sizden nasılsınız? Soğuk var mı? Kar yağıyor mu? Yağmur yağıyor mu? Haber ver. Haberleri de. Güzel yağıyor köye. Kar mı yağıyor? Evet abi. Ne güzel, ne güzel. İşte sobada yanıyordur. Oh sıcak tabii sıcak oturuyor. Evet abicim. Buyurun. Abicim ben sizden bir şarkı isteyeceğim. Kapıkaya köy halkına gelsin. Özellikle Bahri Bozak muhtarımıza. bu kahverengi gözlerim diye bir şarkısı tamam, var ya abi. Tamam.
Onu istiyorum abim. Bütün Kapıkaya köylerine armağan ediyorum. Tamam abi, sen bir akşam köyde soba yanıydı ha, odun sobası. Evet abim. Sen bir akşam çay dedemle biz de gelelim. İnşallah abim, buyurun gelin, bekliyorum. Tamam. Oğlak keseriz size. Allah'a emanet. Oğlak mı? Aha. Oğlak evet. Gideriz. Domates abi. Kesmiyor adam, oğlak kesiyor. Akıllı ol. Kardeşim bir not alın, biz hep beraber ekip olarak. Teşekkür ediyoruz. Selamlar tüm köylüye inşallah. Tamam abim, geç bekliyorum oldu, inşallah. Bak Allah razı olsun, gördün mü adam domates keseyim demedi, oğlak vallahi keseyim dedi. Hey. Abi, bizim elimizdeki olan bu ama. Biz de kuzumuzu yaparız, ne biliyorsun? Kavağımızın tridi meşhurdu. Evet, evet, trid var. Fehmi abicim ya, bir şeyler yaparız Sezon abi. Sezon tridi. Ne demek bacanak. Abi? Öz bacanak mı? Öz bacanağım abi. Hanımımın kız kardeşinin eşidir abi. Allah bilir, evlenirken de izin önce... Evlenirken önce... şöyle yapmış Fehmi abi, o biz onu araştırdım ben daha sonra. Bu evden içeri giriyor abi. Bizim baldızlarımız çok fazla kardeşler, beş kardeşler. İşte dört tane kızın içerisinde benim en güzel baldızımı alıyor, çıkıyor abi. Sana sormadı. Bana, o zaman yokum ben. O zaman hiç yokum ben. Bacanağım işte kaçırıyor. Kaçırmak zorunda kalıyor. Tabii işte. Vermiyorlar bacanağı. Bu karizmaya kızı vermiyorlar. Düşün yani. Düşün yani. Adamın suçu mu? Suçu ne abi? Suçu kel olması demek ya. O zaman saçı varmış gerçi ama. Yok işte, vermezlerse böyle olur. Evet abi. Yoğun telefonumuz var bu akşam. Allah razı olsun abi. Allah Emre abi. Özkan. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar abicim. Nereden arıyorsun Emre bizi? Tekeköy'den arıyorum abi. Tekeköy orası, gelseydin ya. Orası değil mi? Yakın. Yakın ya kardeşimiz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah şükürler olsun abi. Yağmur, kar ne var onu da söyle. Kar yağıyor abi, mu? Şu an yağmur yağıyor. Yok abi, kar ya. Yok. İyi, güzel. Emre, var mı bir isteğin bizden? Abicim, Mustafa Kaçak abime çok çok selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkı da Samsun'daki bütün vinççilere gelsin. Vinççilere. Teşekkür ederim abi. Düşeni kaldırır değil mi vinççiler? Kaldırır abi. Güzel. Düşeni kaldırır. Teşekkür aynen ederim. Hayırlı düşenin, akşamlar. Düşenin dostu olmaz ama vinççiler var. Aynen abi. Tüm vinççilere selam olsun. Allah kaçak olsun. Maçak ama adam burada. Nasıl kaçak anlamadım. Adam kaçak ama burada. Efendim. Evet abi. Bu arada biliyorsunuz Çakal mevkinde Melemen. Şimdi bir kere şunu bir anlayalım. Melemen mi Menemen mi abi? Ya şimdi Fehmi abi, onu şöyle söyleyeyim. Ben bu konuyla ilgili... Bazı yerlerde böyle işte arkadaşlarımız belgesel çekmek amaçlı tesadüfen geliyorlar. O soruyu sürekli soruyorlar. Biz de şöyle söylüyoruz. Benim kendi fikrim, araştırmış olduğuma göre de Melemen abicim ya. Yani o İzmir'in bir Melemen diye bir ilçesi var ama. Ya bu Melemen, ismi Melemen yani. Bunun Menemen sonradan çıkan bir hadise. Oynasana ya. Ve telefon yapsana. Telefon işareti tamam. Güzel oluyor abi. Orada bir daha yap. Evet. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burhan Keleş. Evet benim, buyurun. Bu akşam şarkılar beleş, buyur. Kendin harcayız. Hayırlı akşamlar hepinize. Sağ ol kardeşim. Buyurun, seni dinliyoruz. Yıldıray Çınar'dan bir türkü istiyoruz. Tamam. Hani sıradaki hangi? Allah nur olsun diyor. Sıradaki hangi diyor? Annen mi? Kimdir o? Eşin mi? Hayır, kayınpederim. Kayınpeder sanki... Sesini mi değiştirdin? Ne oldu? Ben de uzaktan konuştu, öyle oldu herhalde. Fehmi abi. Yok, ikisi beraber konuştu. Ben Yıldıray Çınar'ın hastasıyım. Ne diyorsun dayı? Ben Yıldıray Çınar'ın hastasıyım diyorum yani. Ben de senin hastanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Hanginden olursa olsun yani. Tamam, okuyacağız inşallah. Oldu. Hadi. Çok teşekkürler. Keleş ailesine selamlar. Bugün hep Samsun'dan ya. Maşallah. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Enteresan. Fehmi şimdi abi. Melemen, aslında bence de Melemen. Bence Melemen. Fehmi abi. Şimdi savunuyorum o konuyu. Orada da bayağı bir sektör tuttu. Tabii. Allah işinizi daha inşallah rast etsin. Bizim yerimiz evet Çakallı'yla biraz arada mesafemiz var. Mahmutlu Sapağı mevkisindeyiz. Işte tepedesin. Tam yaylanın olduğu yer. En temiz, en yüksek yani, rakım değil mi? En yüksek yer orası. Eskiden oraya... insanlar oraya şeye geliyorlarmış. Fehmi abicim, tedavi olmaya geliyorlarmış. Havasına mı? Bunu tabii doktorların bu kesin açıklaması. Türkiye'de bu şekilde iki tane böyle yerimiz varmış Mahmutlu Yaylası tarzında. Bir yeri daha söyledin ama şu an hafızamda aklıma geldi, söyleyeceğim onu da. Oraya insanlar böyle nefes darlığı olanlar, astım bronşit olan insanlar oraya tedavi olmaya gelirlermiş. Orada kalırlarmış. Ne güzel. Bir süre. Bir süre daha. Alo. Alo. Burak Akyel, Samsun. Maşallah bugün Samsun. Burak kardeşimizdir. Burak. Merhabalar. Merhabalar. Sizi dinliyoruz. Buyur. Cengiz abimizi gördük. Televizyonda çok sevindik. Sağ ol kardeşim. Sağ ol Buram. Allah razı olsun kardeşim. Burada Çağdaş Berber olarak komple sizi seyretmektir. Allah razı olsun kardeşim.
Berberimiz de Çağdaş kardeşimizin söylüyor. Oradalarmış şu anda. Buradan da selam olsun. Uzun saçlı selam vardı. Uzun saçlı selam varmış. Evet, uzun saçlarında selamı var. Aleykümselam kardeşim. Gidim. Allah razı olsun. Var mı isteğiniz? Biz her zaman yanındayız. Onu çok seviyoruz. Burak'ım biz de sizi seviyoruz. Çok sağ ol kardeşim. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Buldum böyle adamı, tıraş ediyorum 5 dakikada. Ne olacak? Tabii yanında hocam. Uğraşma. Diye ki bana, abi. Neredesin diyeyim. Ben diyeyim tıraş olmaya gideyim. Evet, neyin tıraş olacak? Tıraş oluyor diyeyim bana. Dedim ya Fehmi abi, bizim de saçımız var biraz. Bayağı uğraşıyor musun? Çok uğraşır benimle. Tıraş ederken çok uğraşır. Burak kapattı. Yo, orada şu anda herhalde. Buradayız, burada. Nasıl Cengiz Bey'i tıraş ederken bayağı uğraşıyor musun? Uğraşıyor. Kendisine vereyim, kendisine sorun. Aynen, tıraş etmek biraz daha zordur normalde abi. Evet, teşekkür abi. Ediyoruz buradan da tüm dostlara selamlar. Burak Akile. Evet, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Samsun'un Yıldızı programından da mesajlarınıza birazdan bakacağız. Bir parça isteği de bu ara alalım, sonra kaçakla, tabii. Kaçak göçek devam edelim. Tabii, evet, Fehmi abicim. Kahverengi gözlerini mi istediler? Biz burada yokmuşuz gibi, Fehmi abi soruyor biliyorsun. Burada olmadan olmuyor ki. Öyle yok işte, sıkıntı orada. Bende de bir gıcık hayırdır. Programı başladık, bir gıcık biz başladık. Biz de Fehmi abi, kim özlemiştik gıcık? Seni. Allah razı olsun. Birkaç zamandır görüşemedik. Kahverengi gözler mi istemişlerdi biraz önce? Tamam, okuyalım. Yıldıray Şınar abimiz de rahmetli. Tabii, bir... sırayla gideceğiz inşallah. Buradan Metin abimiz de, Yıldıray abimizin yeğeni. Evet, Metin Erten'e de selamlarımız, saygılarımız abi. Haydi bakalım. Güzel yerin kahverengi gözlerin. Mikrofon dur. Evet. Samsun Yıldızı programında oynamaya başladı. Telefon var demektir. Daha kaşık çalıyor bizim şeyci. Bu oyun oynarken İki değil mi tane abi? Müthiş kel bu akşam konuğumuz. Birisi Melemenciler bu, Kralı, birisi de Kaçak Kralı. Kaçak. Telefon kaçak burada. Yani. Efendim buyurun. Alo. İyi akşamlar Fehmi abi. İyi akşamlar. Ben Kavak'tan arıyorum abi. Buyurun. Hasan Udel. Güzel abi. Udel. Evet abi. Hasan Udel, sen de gel. Niye durdun orada ya?
Neresinden? Üdel. Kavan Alagönlük köyünden. İlk defa böyle bir soy isim duydum ya. Neresinden? Alagönlük köyünden de Kavak'ta oturuyorum. Üdel. Alagönlük'ü biliyordum. Evet. Alagönlük'ten. Evet. Selam abi. Olsun. Buyurun Hasan Üdel. Toprağım. Eyvallah abi. Kel'i tanıyor musun? Tanıyorum abi. Gittin mi hiç yanına? Gitmedim de oradan arabayla çok geçtik. Arabayla abi. Geçerken bir uğrayın da ya. Bekleriz Hasan abicim. Buyur gel abi her zaman. Eyvallah abim. Sağ ol Allah abi. Allah razı olsun abi. Buyurun var mı isteğiniz? Abi bir fincan kahve olsam. Bir fincan kahve olsam. Tamam. Bu akşam hep etkili şarkılar akşam var. Akşam okuyoruz eskiden. Çok etkili. Olur armağan edin. İşte oğlum Ümit'e, eşim Gülcan'a ve beni tanıyan herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah abi. Üdel ailesine olsun, selamlar olsun. Evet sevgili izleyiciler. Oynamayın. Anam ben oturmaya alışkın değilim ya. Ben koltuğu biraz çevirdim. Oynattım herhalde ben, Fehmi abi. Yok oturmaya alışkın değilim. Genelde oturmam yapıyorumlarda. Aynen Fehmi abiciğim. Melemen, en güzel melemen nasıl yapılır desem şimdi sen söylemesin de o. Söylerim abi ayıbıdır. Biz seninle beraber de yaptık biliyorsun da Fehmi abi. Söyler misin? Yaparız abi ne demek. İkinci yerde anlatalım bunu. Anlatalım abi. Domatesler nereden alınız ya? Şu anda domatesleri abi çok özür diliyorum Fehmi abi. Hakkını helal et. Hakkını helal et abicim. Kavak Mahmut köyünde benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Piliç Mehmet derler. Piliç Mehmet'in oğlu Necip derler. Necip benim çok kardeşim, çok değer verdiğim bir insan. Kendisi Unkaban'da manav işi yapar. Yıllardır oradadır. Yani sizde üretim falan yok. Yok. Onu vatandaş o genelde üretim, zanneder ki. Yok öyle bir şey yok abi. Üretim yapar. Ya bizim üretim yapmaya zamanımız yok daha doğrusu. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor arka bahçede oldu. Diyor domates yapıyoruz. Yazın olur 3-5 kilo ya. Öyle bir şey yok. Yazın 3-5 yok, kilo olur. 3-5 kişi olur. Şimdi biz gidiyoruz Unkaban'da bu Necip kardeşimiz sağ olsun. Telefon açıyoruz. Necip benim nasıl ürün aldığımı da biliyor. Birinci sınıf ürün geliyor. En iyi malzemeli, en iyi ürünü çıkarıyorsun da abi. Değil mi? Tabii. Şimdi bu iş böyle düşün Fehmi abi. Gidersin kötü bir şey alırsan kötü olur. Güzel malzeme alırsan güzel olur. Necip duydun mu? O yüzden Necip'im. Necip domates gönder. Necip yok. Necip hemen biner gelir transit abi. Alo. Bir kasa domates. Hemen gelir abi. Sezai Fidan İstanbul. Bey. İyi akşamlar. Nasılsın Fehmi Bey? Hürmetler. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yanındaki konuklara da selamlar olsun. Allah razı olsun abicim. Allah razı olsun. İkisi de Yıldıray Çınar'dan bir şarkı isteyeceğim Fehmi Bey ama sizler artık. Buyurun. Bütün Fidan ailesine. Yıldıray Çınar abimizden istiyor yine Yıldıray Fehmi Çınar'dan, abi. Yıldıray Çınar'dan değil mi? Zaten evet, bir efendim. Arkadaşımız da söylemiş tamam, herhalde. Okuyacağız. Oğlum teşekkür ederim. Hayırlı programlar olsun. Çok sağ ol çok abicim. Evet, bu akşam iki tane dostumuz var. İkisi de birbirinden bir pardon. Fehmi abi çok özür diliyorum. Kendimi ben burada çok rahat hissettim böyle. Buyur, rahat olanlar iyi abi. Bir de şimdi bizi izleyen arkadaşlardan çok özür diliyorum. Biz iş yerimizden çıktık. Ben bacana da apar topar aldım geldim. Ben önlüğü çıkardım direkt buraya geldim. Hakkınızı helal edin abi. Keşke önlükle gelseydin. Burada melemen yaparız. Keşke önlükle. İnşallah buraya, bir dakika da öyle yaparız. Niye buraya almadın? Bak çocuklar burada da burada konsept müsait. Tam eski antika köşesi falan da var. Burada ben... Çırıklar bir dahakine tavayla yapalım burada. Aslında bir dahakine öyle yapalım. Bu arada çok özür dilerim Fehmi abicim. Bacanağım şöyle ellerde hizmet veriyor aynı zamanda. Biz LÖSEM vakfı, Samsun'daki lösemili çocuklarımızın sponsoruyuz biz abi. Öyle mi? Yani bunu tabii söylerken de şöyle. Biz o kuruma bir hocamızın sayesinde girdik sağ olsun. Bir tavsiyede bulundu. Biz bacanağımla beraber oraya gittiğimiz zaman oradaki bütün melemeleri bacanağım yapıyor. Çünkü onu dublör olarak görüyorum ben. Kelli o da. Hani ben iş yerinde kalıyorum. Sen, bacanak orada devam senin ediyor. Senin öyle bir şeyin tabii, var, avantajın var. Var. O yüzden bacanak olmadan bacanağım işten ayrı benim yani. Hep beraberiz biz. Meslek olarak ne yapar abi? Meslek olarak aslen demin ki vinççi arkadaşım da aradı. Öyle mi operatör? Evet. Evet. Yok vinç, vinç. Mert Vinç'in sahibiyim. Evet. Samsun'daki. Öyle mi? Evet onunla. Aynen. Bak, yani sıkıntı... Kaldırma işi olduğu zaman bir şey düştüğü sıkıntı yere falan... Geliyor. Hemen gelir sıkıntı abi. Yok. İyi iyi bacanağım tamam. Gelir. Allah razı olsun. Onu tanıdık. Alo. Senin geri. Efendim Selahattin Can. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar Fehmi Bey. Nasılsın? Ben Selahattin Can diye ben yerim de o kendi soruyu seninle konuşacakmış. Sen araya niye girdin abi? Arkadaşı vasıtasıyla seninle konuşacakmış. O da sesin duymaz. Görüşsün bakayım. Fehmi Bey selamun aleyküm. Aleyküm selam. Niye sen asistanın mı diğer arkadaş? Benim yeğenimin telefonu. Ben telefonla ben aradım bakmadınız. Selahattin Can, Samsun Kapaklı Köyü'nden. Hatlar biraz şey oldu Selahattin abi. Hakkını helal et. Buyurun. Beni aramışsın Selahattin abi'den de telefon alsın. Ben de açıyorum. Samsun Kapaklı Köyü'nden. İyi yaptın. Nasıl? Ha. Yağmur var mı köyde? Efendim? Kar var mı köyde? Kar. İstediğin var mı? Seninle görüşmek istiyorum. Ne zaman? Hangi gece görüşelim? Ne zaman istersen görüşelim. Ne kesiyorsun? Ben köyden gelirim. Sen Samsun'dan nerede oturuyorsun? Ben burada oturuyorum şu anda.
Sensin de değil mi? He buradayım ben, koltukta, televizyonda, aksiyonda. He, beni görmüşsünüz. İstanbul'a gittim, İzzet Yıldız Han. Türkü söylemeye. İnşallah. Malkut Pınar yanıma gelmişti, Kapaklı Köy'ne. He, tamam inşallah. Selahattin Dayı. Ha buyurun, görüşmek üzere inşallah. Evet, Selahattin Dayı gitti. Yine telefonu sponsora kaptırdı. Bir yerde herhalde bir sohbetiniz olmuş Fehmi abi bir şeyde. Bir daha diyor yani tekrardan görüşürüz inşallah diyor. Evet. Benim anladığım kadarıyla. Evet, evet dediğimiz gibi iki tane inşallah güzel arkadaşımız, dostlarımız var. Melemen denince akla gelen isimlerin başında geliyor. Maşallah sempatik değil. Allah razı olsun. Karizmasıyla da. Yalnız bıyıkları böyle var mı? Burada ses çıkıyor. Şimdi abi bıyıklarımız şöyle düşündük abi biz o olayı. Hatta bazı yerlerde biraz yanlış anlaşılıyoruz da abi. Saçımız olmadığı için böyle işte berberimize gidiyoruz bizim Mustafa kardeşimiz. Masraf çıksın değil mi? Yani orada oynuyor makasla o yana bu yana borcumuz kaç lira? 10 liraysa ya 20 lira ver Cengiz abi. Yani o uğraşmanın karşılığında. Vay anasını, neyine uğraşıyor? Makas elinde öyle oynuyor sürekli abi işte. Ha. O yüzden de o şekilde. Aslında sen bıyık olayına... Şey olması lazım ya, sakal tıraşına saç tıraşı, senin bedava olması benim, lazım. Benim, bende para olması lazım normalde ama olmadı. Abi en çok parayı bizden alıyor. Hem abi iyi akşamlar. Ferdi Oçar. Evet abi. Abi Uçar anladık da Oçar ne ya? Nereden Uçar? Selim abi nasılsın? İyiyim şükürler olsun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz abi, İstanbul'da selamlar. Neresi İstanbul? Tuzla abi. Tuzla. Evet abi, Tuzla Şifa Mahallesi. Tuzla abi, yemek yerken Tuzla. Var mı isteğin mesajın? Abi senden bir şarkı istiyorum abi. Buyur, beleş bu gece. Samsun benim memleketimi istiyorum abi. İnşallah. Armağan edin, nerelisin bu arada? Samsun Hacı İsmail'den. Hacı İsmail'den. Hacı İsmail. Selamlar evet. Olsun inşallah. Hmm. Oçar ailesine selamlar. Evet, anne ve babama selamlar olsun abi. Allah'a emanet olun, çok teşekkürler. Oldu. İyi akşamlar abi. Sevgili izleyici, bu arada tabii ki istekler iyi oluyor. Sonra biz bunların hepsini yetiştirme şansımız yok, onu biliyorsunuz. O yüzden şimdiden hakkınızı helal edin. Yoksa bizim arkadaş sürekli böyle yapıyor. Sürekli böyle biz de kalkacağız birazdan herhalde. Firma başlıyorsa oynamaya. Geçen hafta beni oynattı ya, bir başlıyor böyle. Ne oluyor lan dedim, bu ses nereden geliyor? Şimdi Melemen... Sevilmek güzel bir şey Firma abi. Allah gerçekten razı. Güzel bir şey. Ben burada bir şeye değinmek istiyorum abicim. Benim normalde yurt dışındaki şu an gurbette olan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, Allah hepsinin yardımcısı olsun bu arada. Orada vatan millet hasretiyle abi biliyorsun. Geçen yazın bizim birlikte yapmış olduğumuz bir küçük bir programımız oldu mesela evet. Abi. Orada Allah razı olsun hep o gelen kardeşlerimizle senin sohbetin oldu. Çok yerde kulakların çınlıyor yani abi. Allah razı olsun. Bir telefon daha varmış bakalım. Bir sevenimiz arıyor. Şimdi kırmıyoruz bu gece arayanları. Alo. Alo, iyi akşamlar. Ertan Savaş. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Sefaköy'den arıyorum, İstanbul Sefaköy. Sefaköy. Televizyonun sesini kıs. Ertan Savaş. Kıstım abi. İyi yaptın. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Sağ ol. İstanbul'da var mı kar yağmur? Kar yok abi. Soğuk var. Soğuk olsun. Buyurun. Evet. Tam bir şarkı söylüyorum. Çarşambayı sen aldı. Çarşambayı sen aldı. Tamam. Tam denk geldi. Okuyalım. Yıldır Açılır abimle beraber. Evet. Evet. Armağan edin Ertan. Hadi hayırlı akşamlar. Sağ olun. Bu arada Cengiz'in bir de özelliği var. Ne derler? Canlı anlık muhabir. İşte şu an kar yağdı. Şuradan gelmeyin. Bura buz tuttu. Burada evet. Çamur var. Burada kaza var. Burada trafik var. Hepsini dakika dakika haberleri var. Bu evet, arada sosyal... Sorumluluk medyadan... projesinin en kralını yapıyor. Allah razı olsun. Yani düşün kış günü kimsedir. İleride buzlanma var. Yok ama Cengiz TV açtığında... Takipçilerimiz var Fehmi abi o konuda. Açtığında Çakallı'nın neresinde, Samsun'un neresinde kar yağdı, dolu yağdı. Ya bildirmek gerekiyor Fehmi abi bunları. Şundan dolayı bildirmek gerekiyor. Şimdi o yolda arkadaşlarımız bazen acele işleri oluyor. O yana bu yana gitmeleri evet. Gerekiyor. Sıkıntı değil. Biraz hız yapılıyor. Biraz tabii ki... dikkatsizlik de oluyor orada. İşte yola hayvanlar atlıyor, inekler atlıyor. Bu konuyla ilgili biraz derdimiz var. Tabii ki şoför arkadaşlarım onu görünce sağa sola kadar. Dün akşam bile 3 tane köpek öldük yanımız önünde mesela. Hayvan atla diyorlar. Bununla ilgili de işte belediyelerimizin biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Onunla ilgili yazılar yazdık biz. Evet. Hem hayvanların öldüğüne üzülüyoruz hem de oradaki o insanların mağduriyetine üzülüyoruz. Güzel bir İnşallah bir atacak durumda. Uyarı yapıyor. Alo evet. Diyeceğiz ve sonra çarşambayı selalı okuyalım arkadaşlar. Alo. Hayırlı akşamlar. Muharrem Öztürk, Amasya. Muhterem Öztürk, Merdifon Yukarı Bükköy'ü.
Buyurun Muhterem Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Ben şükür Allah'a bir türkü rica edecektim. Buyurun. Yıldıray Çınar'ın derlediği Bazı Sabah Selam Selam Uyara. Şimdi bu arada tüm o konuklarına da saygılarımı sunarım. Evet. Sağ ol Muhterem abicim, Allah razı olsun. Muhterem Bey, şu an bir türkü okuyacağız Yıldıray Çınar'dan. Çarşambayı Selaldı. Bayağı bir istek var. Kabul ederseniz inşallah. Evet. Fırsatımız, zamanımız olduğunda da öbür türküyü okuyalım. Olur mu? İnşallah. Tamam. Teşekkür Selam ederim. Olsun. Hangi köydü Merzifon'un? Merzifon Yukarı Bükköy. Yukarı Bükköy. Yukarı Bükköy'üne de selam olsun. Aleyküm. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Evet, bir çarşambayı selaldı. Okuyoruz ve sonradan da sohbetimize devam ediyoruz. Evet.
armağan etmiş olduk. Buradan da tüm Yıldıray Çınar sevenlerine, hayranlarına. Yıldıray abi bu akşam rahmet. İnşallah buradan selamlarımız olsun. Efendim bayağı da mesajlar gelmiş. Onlara da bir bakalım. Ladik'ten Buğra bize de uğra demiş. Ladi'ye selam olsun. Buğra'ya yine Ladik'te bayağı bir kalabalıklar. Anda... Bunlar ayran, süt, yoğurt dağıtıyorlar. Kar yağışı varmış şu an. Kar yağışı var mı Buğra? Efendim iyi akşamlar. Burada bayağı bir mesajlar var. Ufak ufak göz atalım. Sonrasında bizi inşallah kızmasınlar dostlarmış. Aynen abi. Abi seni severek izliyoruz demiş. Bütün şarkılar güzel. Sıradaki şarkı bize gelsin. Ankara'dan Dilek. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Fehmi abi yeni klibini izledim abi. O karlı bir havada çekmiştin. Çok evet güzeldi. Bu akşam. Birkaç kere izledim abi. Onu buradan... Bu akşam yayınlayalım yine. Bizi demeyelim. Seni seven insanlara buradan şey yapabilir miyiz o klibi? Tabii yayınlarız. Çok iyi olur abi. Tabii inşallah. Çünkü tamam. Çok güzel olmuştu. O atmosfer güzeldi. Şarkı çok güzeldi. Evet. O sen anında karar verdik. Hani dükkanda otururken... Ben onu izledim ben. Öyle bir... Evet. Ama karar çok güzel olmuş abi. Çok şık olmuştu. Ladik'te kar varmış. Buğra amcanların isimlerini yaz hepsini bakayım. Kim varsa sütçü, ayrancı, yoğurtçu. Alo. Selamünaleyküm. Yine Enes. Ankara'dan iyi akşamlar demiş Fehmi Bey. Klibizi yayınlar. Bak güzel olmuş. Klibizi parçasını istiyoruz demiş. Teşekkürler denk geldi. Aynen abi. Birkaç tane bak. Alo. Selamünaleyküm. Ben oturmaya alışkın değilim kusura bakma. Aleyküm selam. Fehmi abi. Ben soldaki kelin oğluyum. Ciddi misin? Babanı mı arıyor? Sol bu tarafı. Evet, babamla görüşürüz. Sesini açalım abi. Enes Kaçak. Evet. Baban kaçak değil burada. Ses açabilir miyiz az? İçeri. Evet. Babam bugün canlı yayına çıkmak istedi. Bugün kaçak havasında değil. Yoksa evden kaçtı da mı geldi? Evet. Yoksa bir baktın televizyon açtın babam burada. Evet. Enteresan. Karizmayı görünce arayayım dedim. Vay. Teşekkürler oğlum. Babasının oğlu. Sen de kel misin? Yok ben kendiydim. Onun tam tersiyim. Onun gençlik hali. Şey var, onun gençlik hali. Justin Bieber mi varmış? Justin bir çocuk varmış bir tane. Kim bu? Justin Bieber. Ona benziyormuş da. Öyle mi? Benziyor o ondan daha yakışıklı. Yani Enes daha yakışıklı. Ben baktım resmine. Enes. Bak Enes bu arada daha yakışıklı olduğun çıktı. Aslan yeğenim. Eyvallah. Sağ babam olun. Burada rahat ol. Ben istek parça yapacaktım ama. Babandan mı? Aynen babamla annemin adına sevdikleri bir şarkı. Pardon ya ben de baban söyleyecek zannettim. Buyurun. İbrahim Erkal Canısı. 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 Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Enes'e de. İyi akşamlar. Babam burada. Rahat ol. Gökhan'a, Erkan'a, Yasin'e buradan Lade'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen öyle. Öyle kandırmıştım. İnşallah Lade'ye de kaymaya gitsin. Bu arada Fehmi abim çok özür diliyorum. Bacan abim çok romantik bir adam. Böyle gözüktüğüne bakma bunun yani. Gerçekten ev hayatında acayip romantik bir adam. Esas mı? Tabii. Zaten böyle şey görürsün adam böyle enteresandı dersin baksana affedersin. Olduğun aynen gibi abi. Adam dersin. Evet abi. Abi baktığında adam çok ince ruhlu. Çok ince ruhlu abi. Ya bu akşam şey oldu baksana. Hassastır kardeşim. Şurada bir adam vardı. Kel o da gitti. Şöyle bir bakayım. Hani evet. Temel belediyeye gidiyor sürekli bana iş verin iş verin. En sonunda belediye işe başlamış. Mezarlığa vermişler. Mezarlıkta birkaç gün çalıştıktan sonra gelmiş demiş ki ben istifa ediyorum. Lan ne oldu Temel? İşe girmek için kaç gündür, kaç aydır belediyeye gelip gittin? Demiş ki herkes yatıyor bir ben çalışıyorum. Mezarlıkta ne yapacak? Onun hesabı. Herkes gel. Gerçi bilseydik. Biz de kazılsaydık diye düşünüyorum. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Fehmi Bey. Süleyman Demir, Bursa. Evet, doğrudur. Buyurun Süleyman Demir. Neresinden Bursa'nın? Bursa'nın Yeni Bağlar Mahallesi. Yeni Bağlar. Oo, yukarıdan. Evet, selam. Buyurun, neresindensin? Samsunlu musun? Başalan köyünden. Başalan'dan. Başalan'da. En soğuk yer bizim oranın tepesi. Şu aynen, an aynen, kar vardır orada. Şu anda vardır. Şu anda oradan domuz bilem geçmiyormuş Fehmi Bey. Aynen aynen Süleyman geçmez, kardeşim. Doğru söylüyor Süleyman. Buyurun. İsteyen mesajın var mı? Var abi. Buyur Süleyman. Şeyde sen kendi şarkılarından bir tane söylersiniz. Süleyman tiye alıyor zaten. Tabii belli tiye alıyor. Orada Süleyman kardeşim karar veremedi. Sağ ol Süleyman. Sana bıraktı abi. Teşekkür ettik. Topu sana attı. İyi akşamlar. Sağ ol, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Evet, yine böyle programlarımıza sık sık telefonlarımıza bu akşam yer veriyoruz. Birazdan işte ikinci bölümde
Cengiz Bey'den Melemen'le ilgili inşallah bilgi alacağız. Yine iyi akşamlar demiş. Bu akşam klibinizi yayınlarsanız selamlar. Bebesli köyüne de selamlar demiş. Abi ben İzmir'den sizi izliyorum. Burada selamlarımı iletiyorum demiş. İzmir Ali Ağa demiş herhalde. A diye kesin. Ali Ağa mı demiş? Evet. Selam abi, seni çok ama çok seviyoruz. Gürsel Kişe. Çok teşekkür ediyoruz. Beybesli Köyü'nden Mücahit ve Miraç Kırgıç kardeşler, sizden son klibinin parçasını istiyoruz demiş. Bir daha bu gelmiş. Emre Arslan mesaj göndermiş. Ferdi Demircan iyi akşamlar demiş abi. Recep kardeş Bursa, vay kardeş. Kardeş güzel bir şey. Telefon. Recep kardeş Bursa'ya selam. Kardeşliğe en çok ihtiyacımız olduğu an. Evet, kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bir anda. Aynen Fehmi abi. Buradan kayınpederim Recep kardeşe ve aynen abiciğim. Emin annemize de tüm dostlara, büyüklere selam edin, ellerinde öpüyoruz. Alo. Nasıl bağırdık ya? Alo. Yaşar Emeksiz. Evet. Abi biz de kaldık burada yemeksiz, açız. Ben Bey, ne haber, nasılsınız? Akşam yemek yemedik daha kesin. Yemek yemediyseniz gel doyurayım ben seni abi. Allah razı olsun. Adamsın sen. Neresinden arıyorsun Samsun? Kavak. Kavak'tan. He. Vay, emeksizler Kavak'ta değil mi? Aynen abi. Hangi köy? İdrisli. İdrisli'de. İdrisli'de. Evet. Ha, şu Beyköy İdrisli değil mi o tarafta? Aynen aynen. Tavuk falan yapıyorsunuz mu? Köyde misin? Köydeyim. Nasıl, yağmur var mı toprağın? Toprağım ufak ufak kar yağıyor ama demin şimdi Alaçamı'yla görüştüm arkadaşlarla, Şakir'le, Nazmi'yle. He. Sizin oraya çok kar yağıyormuş. Ben, aa iyi zaman. Sobanın Tek başına dursun. Geçme. Programdan sonra gidelim. Sobanın başına dursunlar abi, çabalamasınlar. He. Var mı isteğin? Ben Bey, isteğim bir asker türküsü söylesem çok memnun olurum. Asker türküsü. İnşallah armağan edin. Asker mi var? Asker var. Hayırlısıyla Allah tüm askerlerine. Allah kavuşsunlar bu arada. Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Selam olsun. Hayırlı akşamlar. Sinan, ne oldu Sinan? Niye güldün? Sinan, bazı telefonlara da alamıyorum abi diyor, işaret diyor. Evet, bana. Sinan ne yapsın, yetiştiremiyor. Kardeşim. Şimdi bir türkü... Sinan sen kafana göre... Kafana göre takıl. Bir türkü vardı. Öyle mi? Okuyalım hep. Slow gidiyoruz bakalım ağır ağır. Kafayı yedik. He? Bir de kahveren ne istediler? Bir türkü daha istediler. Bir fincan kahve olsan mı? Bir fincan kahve olsan. Tamam, olabilir bak. He, bir fincan ya da ikinci yerde okuyalım. Tamam. Düğününde ağladım okuyalım. Bu da Cengiz'e gelsin. Thank you.
dünya et bacımsın. Dilerim sen mesut ol, Mevlam bana acısın. Şimdi ellerin oldun, dünya et bacımsın. Şimdi ellerin oldun, dünya o ne? Ağzına ya? Sağlık abi. Allah çok razı teşekkür olsun. Ederim. Buradan buraya geçme. Buraya adım atma. Buraya sakın uzama. Mayın var, telefon var. Alo. Abi sen dolaş kafana göre abi. Sıkıntı yok. Bayram, Gökhan Bayram. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. Abi, nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Neresi Samsun? Samsun Kadıköy. Kadıköy. Burası da tepe. Aynen. Merkez yani. Merkez. Tam merkez abi kardeş. Yağmur yağıyor mu oraya da? Dışınca, çıkınca haberimiz. Yağmur yağıyor ya. Az yağıyor ama fazla az değil. Az yağıyor. Buyur Gökhan. Abicim şimdi ben Çarşamba günü akşama abime askere yol ettim. Hayırlısıyla Allah tüm askerlerimize gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin abi. Aynen. Ve ona ve Edirne'deki ablama Nurcan Klavun'a. Evet. Bir asker türküsü istiyorum abi. Tamam. Reklamlardan sonra asker türküsünü okuyalım. Fırma yine... abi. Gökhan kardeşim tamam abi, güzel bir konuya temas etti. Hayırlı akşamlar. Çok asker evet, sevkiyatı var ya şu anda abi. Enteresan evet. Bir asker şeyi olabilir yani. Doğru tamam, söylüyor asker kardeşim. Asker türküsü okuyacağız. Zaten her hafta biz okuduğumuz... Dert işi bizim işimiz biliyorsun zaten abi. Dert, efkar yani. Dert var de. Dert bizde, keder bizde. Aynen o ne abi ya? Ciddi misin? Gene kim yaptı? Samet mi? Biri kesti, biri bir dakika var diye. O ne? Çok hızlı, evet, seri bir şekilde. Domates keser gibi. Kes şimdi melemen. Şapardım. Şimdi reklamlar. Melemen yapalım. Melemen yerim acıktı çünkü. Bir de oğlum size de var çay. Tavam ama tencere mence tüp yok muydu abiyle? 2 kilo domates alırdık. Samet ne uyuyorsun orada? Hiç umurunda değil. Aç değil demek ki. Alırız. Berat'ın karnı aç olsaydı bu işi yapardı. Alırız hemen alırız gelir abi. Evet reklamlar. Reklamlardan sonra biz buradayız. İnşallah tavayı tencereye alacağız. Melemen yapacağız. İnşallah abi. Bulursak.